Excel'de püf noktaları serisine devam ediyoruz. Ekranda adı ve soyadı yazılı olan kişiler tablomuz var. Burada adı sütunu ayrı, soyadı sütunu ayrı. Ben bu iki sütunu birleştirip tek bir sütun halinde adı soyadı şeklinde birleştireceğim. Sizlere iki farklı yöntem anlatacağım. Birinci yöntemde adı soyadı yazan ilk satıra gelip eşittir yazıyorum. Birinci hücremi seçiyorum. Klavye üst kısmında 6 rakamının üzerindeki V işaretini shift tuşu ile basarak ekliyorum. Bu aşamada soyadı hücresini seçerseniz formül arada hiç boşluk bırakmadan iki hücreyi birleştirecektir. Ben kelimeler arasına bir boşluk bırakacağım. Bunun için klavyeden tırnak işaretine basıyorum. Boşluk çubuğuna bir kere basarak araya boşluk bırakıyorum. Klavyeden tekrar tırnak işaretine basıyorum. V işaretini ekliyorum. Daha sonra ikinci hücremi seçip Enter tuşuna basıyorum. Şu an hücreler birleştirilmiş oldu. Hücrenin sağ alt köşesindeki artı simgesine mouse ile çift tıklayarak bu işlemi tüm hücrelere uyguluyorum. İkinci yöntem ise birleştir formülünü kullanmak. Yaptıklarımı geri alıyorum. İlk hücrede yine eşittir yazıyorum. Formül olarak buraya birleştir yazıyorum. Ve parantez açıyorum. Birinci hücremi seçiyorum. Noktalı virgüle tıklıyorum. Ve tırnak işareti, boşluk, tırnak işareti yapıyorum. Tekrar noktalı virgül işareti yapıp ikinci hücremi seçiyorum. Parantezimi kapatıp Enter tuşuna basıyorum. İki hücreyi bu şekilde birleştirmiş oldum. Tekrar mouse'la sağ alt köşedeki artı simgesine çift tıklayarak bunu tüm hücrelere uygulamış oluyorum. Eğer formül yazmak biraz karışık geldiyse bunu formüller menüsünden de yapabilirsiniz. Yaptığım işlemi tekrar geri alıyorum. Birinci hücrem seçiliyken formüllere geliyorum. Tüm işlevler içerisinde uyumluluk içerisinde birleştire tıklıyorum. Bakın yukarıya formülü kendisi yazdı ve bana bir pencere açtı. Birinci metin kutusundayken birinci hücremi seçiyorum. Metin 2 kutusundayken tırnak boşluk tırnak yapıyorum. Metin 3 kutusundayken ikinci hücremi seçiyorum ve tamam butonuna tıkladığımda formül oluşturulmuş oluyor. Yine hücrenin sağ alt köşesindeki artı simgesine mouse'la çift tıklayarak bu işlemi tüm hücrelere uyguluyorum. Bir sonraki püf noktasından haberdar olmak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayınız.